Erken uyanmak bütün Müslümanlara İslam'ın emri, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem tavsiyesidir. Erken uyandığımızda farz olan sabah namazını eda ettiğimiz gibi, erken uyanmanın bir takım faydalarından da nasiplenebiliriz. Erken yatıp erken kalkmak kişinin hem bedene hem de zihnin daha iyi çalışmasına olanak sağlar. Erken uyumak vücudun kendini yenilemesi için gerekli hormonların salgılanmasına yardımcı olur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bütün gece sabaha kadar uyuyan bir adamdan söz edilince, Peygamberimiz şöyle buyurur. Öyleyse o adamın kulaklarına veya kulağına şeytan işemiştir. Başka bir rivayette Hazreti Ebu Hüreyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz uyuduğu zaman şeytan onun ense köküne 3 düğüm atar. Her bir düğüm attığı yere gecen uzun olsun. Yat uyu diye eliyle vurur. Şayet o kimse uyanarak Allah'ı anarsa düğümlerden biri çözülür. Abdest alırsa bir düğüm daha çözülür. Bir de namaz kılarsa şeytanın attığı bütün düğümler çözülür ve böylece neşeli ve huzurlu bir şekilde sabahlar. Allah'ı anmaz, abdest alıp namaz kılmazsa uyuşuk ve tembel bir halde sabahlar. Hadiste anlatılan kişinin ismi açıklanmamıştır. Ancak İbn-i Hacer hadisin başka rivayetlerinden hareketle bu şahsın Abdullah İbn-i Mesud'un kendisi olduğunu, bir gece namaza kalkmaması üzerine durumu Resulullah'a bir adam diye anlattığında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu şekilde bir açıklamada bulunduğunu belirtir. Ayrıca burada kılınmayan namazın gece namazı olan teheccüd mü yoksa farz namaz olan sabah namazı mı olduğu açık değildir. Bu açıdan ikisinin de olabileceği belirtilmiştir. Bu iki hadiste geceleyin Allah'ı zikretmek ve ona ibadet etmek üzere kalkmayan, sabaha kadar uyuyan kimseye şeytanın neler yapabileceği anlatılmaktadır. Gece namazına veya sabah namazına kalkmadan devamlı surette uyuyan kimse hakkında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kinayeli bir ifadeyle öyleyse o adamın kulaklarına veya kulağına şeytan işemiştir buyurmak suretiyle şeytanın o kimseyi hükmü altına aldığını, tuzağına düşürdüğünü, onun da bu halinden adeta memnun olduğunu ve şeytanın tuzağından kurtulmaya niyeti bulunmadığını, şeytanın da kendisine bu kadar boyun eğen ve bir dediğini iki etmeyen bu şahsı iyice hafife alıp kendisiyle alay ettiğini anlatmak istemiştir. Şüphesiz boş ve manasız işlerle uğraşan, faydasız sözlerle oyalanan kimselerin kulağı ilahi sözleri ve ezan sesini duyamayacak kadar kirlenir. Ona meleğin sesinden çok şeytanın sesi ve terkine hoş gelir. Bunun sonucu olarak vaktinde uyanıp kalkamaz ve ibadetini en değerli zamanda yapamaz. Şeytanın kulağı işemesi meselesinin mecazi bir anlatım değil, gerçek olduğunu düşünen alimler de bulunmaktadır. Uyuyan kimsenin ense köküne şeytanın 3 düğüm atarak ona uyumayı tavsiye etmesi de bir önceki hadiste olduğu gibi büyük ihtimalle mecazi ve temsili bir anlatımdır. Bu ifadeyle şeytanın insanoğlunu gece ibadet etmekten ve Allah'ı anmaktan alıkoymak istediği, hele yat uyu, daha uykunu alamadın, vakti gelince kalkarsın gibi telkinlerle oyaladığı, uykuyu cazip hale getirdiği, azim ve iradesini felce uğrattığı ve böylece o kimsenin kalkıp ibadet etmesine fırsat vermediği anlatılmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeytanın telkinine kanmayan kimsenin halini anlatırken belirttiği üzere geceleyin uyanıp Allah'ı anmak, dua ve zikretmek, abdest alıp Kur'an okumak, namaz kılmak insanın üzerine çöken gafletten, tembellikten ve uyuşukluktan kurtulmasına imkan hazırlar. Geceleyin Allah'ı anan, sabah namazını vaktinde kılan bir Müslüman, Cenab-ı Hakk'ın gönlüne vereceği huzur ve sükun sebebiyle rahatlar. Keder ve sıkıntıların yüreğine oturmasına fırsat vermez, gözü ve gönlü pırıl pırıl aydınlanmış olarak yeni bir günü kucaklar. Böylece şeytanın tesirinde kalmanın tadını çıkarır. Şeytanın bu oyununa düşmemenin yegane yolu geceleyin kalkıp ibadet etmek arzusuyla yatmaktır. Teheccüd namazı kılmak niyetiyle yatan fakat uykuya yenik düşerek kalkamayan kimse iyi niyeti sebebiyle şeytanın oyuncağı durumuna düşmez. Hatta tam aksine onun uykusu Cenab-ı Hakk'ın bir ikramı sayıldığı gibi amel defterine de teheccüd sevabı yazılır. O gün kalkamasa bile ertesi gün Allah'ın lütfuyla uyanıp kalkar. Peygamber Efendimizin uyku düzeni nasıldı? Akşam 22 ile 02 arasında uyku %200 verimlidir. Yani bu saatler arasında 3 saat uyuduğunda 6 saat uyumuş gibi olunur. Gündüz ise 10 ile 13 arasındaki yani kuşluk vaktinde uyku %400 verimlidir. Bu saatler arasında yarım saatlik uyku 2 saatlik uykuya karşılık gelir. Dolayısıyla gece 3 saat, gündüz ise 0.5, yarım saat uyuyan bir kimse zahiren 3.5 saat uyumuş gibi görünür. Gerçekte ise 8 saat uyumuş gibidir. Hiçbir uykusuzluk da hissetmez. Bir de ikindiden ve gece 3'ten sonraki uykuların %50 verimli olur. Yani gece 3'te yatan bir kişi gündüz 3'te uyansa 12 saat uyur fakat kendini 6 saat uyumuş gibi hisseder. Tüm bu bilimsel bilgilere baktığımızda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uyku düzeninin ne kadar bilimsel bazda olduğunu göreceğiz. Peygamberimiz yatsıdan sonra erken yatarmış, ardından gece teheccüd namazına kalkarmış, sonrasında yine uyumaz sabah namazına hazırlanırmış.
sabah namazından sonra kerahat vakti olması sebebiyle yine uyumazmış. Keza ikindiyle akşam arası da öyle. Öğle namazından sonra ise kayrıyla yaparmış. Yani yarım saat, bir saatlik dinlenme, uyku. Verdiğimiz bilgilere bakılınca peygamberimizin uyku saatleri bilimsel saatlere denk geliyor. Yatsıdan sonra yatış 22 civarı, teheccüde kalkış 2-3 civarı, kayrıyla yapış 11-13 arası. Öyleyse tüm bunlara baktığımızda hem dinen uygun olanı yapmak, hem az uyku ile çok verim almak, hem de peygamber sünnetleriyle düzene girmek adına bu bilgilerden yararlanarak uyku saatlerimizi düzenleyelim. Öğleyin kayrıyla yapınız, muhakkak şeytanlar öğle vaktinde kayrıyla yapmazlar. Müslim, sizden biri uyurken şeytan kafasına 3 düğüm atar. Her düğümün üzerine uzun bir geceye sahipsin uyu diyerek elini vurur. O kişi uyanıp da Allah-u Zülcelal'i zikrederse bir düğüm, abdest alırsa bir düğüm, namazla kılarsa bütün düğümler çözülür. Artık o kimse neşeli ve hareketli olur. Aksi halde neşesiz ve tembel olur. Abdestli yatan, gece ibadet eden ve gündüz oruç tutan kimse gibi sevap kazanır. Hakim, gece ibadet etmek niyetiyle yatan, fakat uyku galebe çalıp sabaha kadar uyanamayan, niyeti sebebiyle gece ibadet etmiş gibi sevaba kavuşur. Uykusu da kendisine Allah-u Teala'nın ihsan ettiği bir sadaka olur. Sabah uykusu rızka manidir. Beyheki, fakat öte yandan kerahat vaktinde eğer iş ve yoğunluk uyumayı gerektiriyorsa pekala uyunabilir. Mesela gece mesaisi yapmış birisi sabah namazını kıldıktan sonra kerahat vaktinin geçmesini beklemeden uyuyabilir. Ve bu sünnete aykırı düşmez. Çünkü adam günlük mesaisini yapmış, sabah namazını da kılmış, kerahat vaktinin geçmesini beklemeye artık dini bir sebep yoktur. Burada kerahat vakti sadece bir zaman ismi olarak zikredilmiştir. Yoksa mutlak derecede uyku yasağı getiren bir zaman parçası olarak gelmemiştir. Feylule uykusunda da aynı durum söz konusudur. İkindi namazından sonra güneş tamamen batıncaya kadar geçen zaman dilimi, keza birçok iş kolu için en verimli zaman dilimidir. Bu saatte uyumak rızkı da ömrü de noksanlaştırır. Çünkü insanın günün verimini muhasebe edeceği, ölçüp tartacağı, yarınki gün için yeni planlar yapacağı, hayat için yeni moral ve motivasyon bulacağı bu zaman diliminde uyumak insanı bütün bu neticelerden genellikle mahrum bırakır. Buradaki uyku sakındırmasının da kiraat vaktine denk gelmesiyle ilgisi yoktur. Zaman dilimi bakımından sakıncalı görülmüştür. Fakat şüphesiz bunun da istisnası vardır. Mesela gündüz boyu aralıksız yoğun bir çalışma gösterip akşamdan sonra gecenin bir vaktine kadar yeniden yoğun bir çalışmaya girecek birisi için eğer bu vakitte biraz boşluk söz konusu olursa bu kişinin bu vakitte bir miktar kestirmesinde dinen bir sakınca olmaz. Görüldüğü gibi gayrıyla ve feylli uykuları kerahatle ilgili olarak değil fakat çoğunluk için zaman dilimi olarak sakıncalı bulunmuştur. Kayrıyla uykusu olan kuşluk vaktinden öğle sonrası vakte kadar güneşin en hararetli olduğu zaman dilimi içinde yarım saat kadar uyumak ise sünnette tavsiye edilmiştir. Bu tavsiyeyi öğle öncesi giren kerahat vakti dilemez. Yani kerahat vakti geldi diye sünnet olan öğle uykusunun yapılamaması söz konusu değildir. Çünkü esasen kerahat vakitlerinde sadece namaz kılma yasağı vardır. Bunun da gerekçesi hadiste açıklanmıştır. Hadisçe bunun gerekçesi o vaktin kafirlerin güneşe secde ettikleri vakit oluşudur. O halde kiraat vakitlerinden olan sabah gün doğarken ve akşam gün batarken uyumanın mekruh görülmesinin bu vakitlerin kiraat vakti olması ile ilgisi yoktur. Bunun gerekçesi sadece insan fıtratının bu vakitlerde daha performanslı oluşu ve bu performansı negatif olarak uykuda öldürmeyip pozitif manada değerlendirme gereğidir. Bu durumda kaylı uykusu olan öğle uykusu öğle öncesi kiraat vaktinde yapılabilmektedir. Kaylı uykusunun tavsiye edildiği saat ise kaba kuşluktan ikindi öncesi zamana kadar geçen saattir. Bu saat kişiye ve iş yoğunluğuna göre ve kişiye özel olarak değişebilmektedir. Belirli bir saat verip itaat ehlini saatle sınırlandırmak doğru değildir. Peygamber Efendimizin sünnetlerinden biri de her işe sağdan başlamaktır. Dolayısıyla o yatarken de sağ tarafı üzerine yatmayı tercih etmiştir. Üstelik bu şekilde yatmak sağlık açısından da faydalıdır. Bilindiği gibi insanın kalbi ve midesi sol tarafındadır. Her iki uzvumuz da çok önemli olup sıkışmaları sağlık açısından son derece zararlıdır. Bu sebeple doktorlar kalp ve mide üzerine yatmamayı tavsiye etmektedirler. Habib-i Ekrem Efendimizin sefer ve benzeri sebeplerle hane-i saadetlerinin haricinde olduğu zamanlarda yatma ve uyuma tarzı biraz daha değişik olmuştur. Bu durumda sağ tarafına yatıp sağ dirseğini dikerek sağ elinin ayasını sağ ayağının altına destek yaparak yatmıştır. Müslim Mesacit 313 bu yatma şekline daha çok arazide baş altına yastık yapacak bir nesne bulunmadığı takdirde onun yerini tutsun diye başvurulur. Yine Efendimiz kısa süreli uyumak istediğinde ve bilhassa zaruret icabı geç yattığında sabah namazını geçirme endişesiyle böyle yapmıştır.